Kemal, klip efsane oldu. Ya çok ses getirecek, çok. Hayatım, böyle insanın içi kıpır kıpır oluyor ya. Ben hala etkisindeyim mesela. Aynen öyle, evet. Aa, tatlım. Senin canın bir şey mi sıkıldı, yoksa gururla karışık tatlı bir yorgunluk mu var üzerinde? Ama sen de haklısın tabii, yani acemi bir partnerle çalıştın, bütün yükü sen üstlendin. Hadi gel birazcık hava alalım, hadi. Gel, gel, gel. Aslı, bu ne? Sen mi organize ettin bu partiyi? Şirketimizin yıldızı yeniden parlıyor. Partisiz olmaz dedim. Yaz nerede? Tebrik ederim. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olsun. Merhaba, merhaba. Beni hatırladınız mı? Yok, hatırlayamadım. Geçen yaz desem? Kemal'cim. Bakıyorum da hiç vakit kaybetmiyorsun. Kim bu kız, ben nereden tanıyorum bunu? Hiçbir fikrim yok. Senin pek bir fikrin olmadığını zannetmiyorum Aslı. Yaz nerede, konuştun mu? Gelecek mi partiye? Ulaşamadım. Ya boş versene sen onu. Hayatım, sen bugün Kiyan müziği kurtardın. Senin bugün mutlu olman lazım. Böyle ufak tefek detaylara uğraşma artık. Kemal, klip yayınlanınca herkes seni konuşacak. Bizi demek istiyorsun herhalde. Yo, bayağı seni demek istedim. Hayatım, sen bu yazı biraz fazla abartmıyor musun? Hı? Yaz tek atımlık bir kurşundu. Attın ve bitti. Devamı yok. Zaten kız da istemiyor, biliyorsun. Rica edeceğim, şu martip tepemize çıkartmayı bırak. Lütfen yolumuza bakalım Kemal. Üstüne basıp geçelim diyorsun yani, öyle mi Aslı? Hayır. Bedeli neyse ödeyelim diyorum. Bedeli neyse ödeyelim. Bazı şeyleri parayla ödeyemeyiz Aslı. Ya sen yazın bizi nasıl bir darboğazdan kurtardığının hala farkında değilsin herhalde ha? Dün beni Fahri sona yaradı, biliyor musun? Hala şirketi batıracağımı düşünüyor ki haksız değil. Şimdi bir kurtulma ihtimalimiz var. Bu da ister inan, ister inanma, yaz sayesinde. Onun için bu kızı düşman olarak görmekten vazgeç artık, olur mu? Düşmanlık? Kemal saçmalama. Yani yaz benim de arkadaşım. Ben o hayal kırıklığına uğrasın istemiyorum. Arkadaşlar, çok güzel bir iş çıkardık. Hepinizin emeğine sağlık. Biliyorsunuz biz bir aileyiz. Kocaman bir aile. Ama şu an eksiz ve asıl kutlamayı hak edecek kişi burada değil. Ama seni seven kişi burada. Biliyorsunuz ki şirketimiz yeni yolculuğuna yaz sayesinde çıkıyor. O olmadan da kutlamak benim pek içime sinmedi. Tekrar emekleriniz için çok teşekkür ederim. Ancak benim için burada gece bitti. Lütfen siz eğlencenize devam edin. Keyfinize bakın. Afiyet olsun. Sinan, ne yaptın? Evet, her şey tam istediğin gibi oldu. İkinci kameranın planlarında sadece yaz var. Gel. Bravo Sinan. Sana güvenmekle çok doğru yapmışım. Bunları kesin istiyorum. Hatta uzat bunların süresini, uzat uzat. Okey. Dur. Bunu da koy. Emine teyzem kızının sevgili patronuyla olan bu samimiyetini bir görsün bakalım. Okey. Tamamdır.
Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ama yani artık bu kadarı da haksızlık. Hepimiz orada eğleniyoruz. Sen gelmişsin burada çalışıyorsun. Ama birinin de bu işleri halletmesi lazım değil mi? Lan bak rakamların şakası olmaz. Lütfen siz devam edin ben böyle yiyeyim. İçimi çürüttün. Alenen yürüyorum sana. Sen hala rakamlardan bahsediyorsun. Ay ne oluyor? İzin verirsen çalışıyorum. Yalnızımda kaldım. Tamam, şöyle yapıyoruz şimdi. Şimdi ben gidip sana içecek bir şeyler getiriyorum. Sonra da ben ne dersem o olsun. Anlaştık. Teşekkür ederim. Anlaşmadık. Ver bakalım çayını. Bırakır mısın? Sedat versene çayı, bir şeyler getirecek. Bırakır mısın lütfen? Gider misin? Sedat versene Elif, çayı. Ne yapıyorsun? Ya sen ne yaptın ya? Ya yandım, ciddi yandım. Gitti bütün faturalar. İnanmıyorum sana ya. Ya çek. Ya ne faturası? Beni görmüyor musun? Sırılsıklam oldun. Ablum ablum bir şey yok mu burada? Islandı bu zaten. Ben hallediyorum. Hallediyorum. Hallettim. Hallettim. Tamam. Ya nereye gidiyorsun? Sedat, ya senin için ipek gömleğimi feda ettim ben ya. İnan bana dünya değil umrumda. Bir sen, bir ben yeter. Kemal, kayıtlara bir baktım da. Mükemmel bir klip geliyor. Çok iyi duruyoruz değil mi? Sen çok iyi duruyorsun. Her zamanki gibi. Klip tamam, şarkı tamam. Artık iş dışında bir şeyler mi konuşsak? Hı? Niye? Niye mi? Eskiden çok eğlenirdik, partilerdik. Her şeyini benimle paylaşırdın. Artık benimle hiçbir şey paylaşmıyorsun. Özlemedin mi o günlerimizi Kemal? Çok, çok özledim. Peki niye o zaman? Niye eğlenmiyoruz eskisi gibi kendi? Büyüdük. Aslı. Büyüdük. Bir baltaya sap olmamız lazım. Değil mi Aslı? Şirketi batırmayalım da sonra eğleniriz. Ben ki Faris olayım, oğluyum. Öyle. Her kafama eseni yapamam. Keşke tutturmasaydın müzik şirketini devam ettireceğim. 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 Yazla ettireceğim. Yazla devam ettireceğim. Bak bizi kurtaracak o kız. Göreceksin. Kemal. Ne zaman ihtiyacın olsa ben vardım. Ne zaman düştüysen ben kaldırdım seni. Bu yaz şarkısı bir gün bitecek. O gün bana yine döneceksin. Aslı, benim acil bir avukata ihtiyacım var. Annemi nezarete attılar. Sen bizim avukatlığımızı yapabilir misin? Tatlım, ben bu gece şirkette sabahlayacağım. Nasıl geleyim? Ayrıca ben yıllardır telif işi dışında avukatlık yapmadım ki. Sana bir ceza avukatı lazım. Peki tanıdığın bir avukat var mı? Yani bir anda şimdi sorunca aklıma hiç gelmedi. Tamam o zaman. Sen aklına biri gelirse beni ara, olur mu? Hadi bay bay. Aynen tatlım. Tek derdim senin çünkü. Teyze ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ya nereye gidiyorsun acaba ya? Bak sen bunu adet edindin yaz. Başıma belaları aç aç kaç. Ya klip için gidiyorum. Ortada bir bela yok.
Tabii ki bela yok. Çünkü bela burada benimle birlikte kalıyor. Ablamla her yeni gün yeni bir macera. Sen döndüğünde bakalım asıl beni burada bulabilecek misin? Aynen canım. Eğer o kliptekinin ben olduğumu annem öğrenirse asıl macerayı o zaman görürsün. Zaten bütün gece gözüme uyku girmedi. Neri bir yandan, Murat bir yandan. Vallahi stresten öleceğim, üstüme gelme sakın. Bana bak, Murat sana ne dedi de senin böyle nevrin döndü? Annesini ikna etmek için saçma sapan bir ton şey söylemiş, boşver. Aman var ya, sizden de hiç oyuncu mu oyuncu olmazmış ya. Bir işi beceremediniz be. Ya bir oturun, bir konuşun, bir karar verin. Ya evlenin, ya her şeyi itiraf edin, ayrılın. Bak yoksa bu iki tane kadın bir olacak, bizi böyle gırtlaklayarak öldürecekler. Hangi kadınlarmış onlar? Abla bir tane dizi var, onu anlatıyorum, çok değişik bir şey. Yani benim gibi geçerli sebepleri var mı, onu soruyorum. Aman anneciğim boş ver ya, zaten bütün gece zor geçti senin için. Kafana takma bunları. Yoo, çok zor bir gece değildi. Hoştu be. Değişik oldu benim için. Ne yapacaktım? Kös kös bütün gece şu koltukta mı oturacaktım? Ablacığım, o çayını sen aç karnına mı içeceksin acaba? Sakinleştirici olarak Fadime. Kapı, ben bir bakayım. Aynen canım. Sen dur, ben bakacağım. Geldim. Anne. Günaydın Emine anne. Günaydın damat. Murat'cığım neden aramıyorsun gelmeden? Anneciğim ben açardım kapıyı, niye zahmet ettin? Ben de açabiliyorum kapıyı. He, oldu o zaman. Biz şirkete gidelim. Şu işlerimizi halledelim değil mi Murat? Bir dakika telaş etme sen, dur bir. Gel yavrum sen içeri. Önce şu düğün meselesini konuşalım, sonra gidersiniz. Olmaz, o gelemez anne. Sebep? Annesi hastalanmış da yani fenalaşmış. Akşam hastaneye kaldırmışlar, o yüzden şey yapacağız. Aynen, yaz gelsin bir anneme geçmiş olsun desin, iyi olur. Dün akşam kadına çemkiriyordun senin oğlunu istemiyorum diye. Anneciğim kadına ateş edip hastanelik ettiğin için olabilir mi acaba? Ben ona ateş etmedim. Eğer ona ateş etseydim şu anda hastanede değil tabutta olurdu. Bilirsin ben hiç sektirmem. Evet doğru söylüyorsun. O da zaman biz gidelim şey yaparız. Yemek hazır abla. Gülbeyaz çıktı mı? Fadime kız, kadını hastaneye kaldırmışlar. Keşke ateş etmeseydim. Eğer bir şey olursa, sebebi olursam çok üzülürüm. Tövbe yarabbim, tövbe, tövbe Allah'ım, tövbe. Murat, bak kızıyorsun diyorsun ama sen ağzından çıkanı duymuyorsun. Saçma sapan konuşuyorsun bazen, gerçekten ya. Çünkü ilk aklıma geleni düşünmeden söylüyorum. Emine teyze sinirlenip seni memlekete götürmesin diye atmadığım takla kalmadı, görmüyor musun? Murat. Kardeşim. Senin ne işin var oğlum burada? Hayırdır? Dün akşamki olaydan sonra gelip bir yazı kontrol edeyim dedim. Dün gece de partide yoktun. Beraber miydiniz dün de? Yok. Yok canım. Hayır. Yani ben avukat var mı diye Murat'ı da aramıştım. O da sağ olsun yardımcı oldu. Siz Kemal Bey hayırdır? Niye geldiniz? Dün akşam sonra konuşuruz dedim. Bence sonra oldu istersen. Kahvaltıda konuşalım. Ne dersin? Yani olur. Tamam. Murat. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ ol canım arkadaşım. Kankam görüşürüz. Teşekkürler Kemal Bey. Hani bizimki önemliydi, konuşacaktık. Oyun fazla oldu artık. Bu kadarına da katlanmak zorunda değilim. Ne olacaksa olsun. Yemeği kapatayım mı? Üşüdün mü? Yok, iyi böyle yani. Zaten hava çok sıcak, bunu almayalım iyice. Bu arada teşekkür ederim. Partiyi bırakıp gelmişsin benim için. Olur mu öyle şey? Ortağım yalnız mı bıraksaydım? Ortak mı? Evet, artık biz ortak değil miyiz yaz? Yani hatta böyle bir grup ismi falan düşünelim diyorum. Ne diyorsun mesela? Yazken. Hı? Nasıl olur? Çok güzel olur vallahi. Bir o eksik değil. Gergin misin? Ya evet ama işte kusura bakma. Bu konunun her tarafı beni geriyor. Haklısın, seni biraz zorladım. Kusura bakma.
Günaydın Aslı Hanım. Günaydın Canan. Kemal geldi mi? Hayır, daha gelmedi. Peki Yaz? O da yok. Okey. Mepuş double espresso. Koş Mepuş. İki çok seninle uzak. Ay ne zaman normal ki o yıla? Bunlar yine mi birlikte ya? Alo. Tatlım. Ay dün seninle ilgilenemedim. Kusura bakma ne olur. De çok yoğundum. O kadar yoğundum ki. Ama senin için birkaç arkadaşımı aradım. Maalesef onlar da şehir dışındaymış. Yok hiç önemli değil canım. Benim senin canın sağ olsun. Kusura bakma ne olur. Halledebildin mi peki avukatlık işini? Ha evet çözüldü sağ olsun. Kemal Bey geldi halletti. Kemal mi? Yani sen hani... Avukatlık bir şey demiştin ya, o yüzden şaşırdım. Evet, aile avukatlarını alıp gelmiş. Karakola. Evet. Hatta şimdi beraber kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıyı benim ısmarlamam bile kabul etti yani, teşekkür babında. Wow. Kemal ve sen. Çok şaşırdım. Aslı, inan ben de çok şaşkınım. Sanki böyle rüyada gibiyim. Kalbim yerinden çıkacak gibi hissediyorum. Ama ben sana anlatırım bütün detayları, tamam mı? Öpüyorum seni canım çok, bay bay. Ben de kabusta gibiyim. Kahvaltı ha? Bu samimiyet çok tehlikeli olmaya başladı. Kim o? Şey, Aslı. Çok iyi kızdır Aslı. Canım ne haber? Ay yaptığın haber mükemmel oldu bak, uçtu gitti. Ben diyorum ki hiç arayı açmadan ikinci haberi patlatalım. Yalnız bu sefer daha sert olacak, haberin olsun. Hı hı. Aynen öyle. Benden haber bekle. Bakalım kim daha tehlikeli. Nasıl, beğendin mi burayı? Evet, tatlı bir yer, sevdim. Kahve? Sonra. Biliyor musun ben buraya çok gelirim. Kahvaltısını çok severim ama herkesi de getirmem. Öyle mi? Ne bileyim bir Derya, Yağmur, Sude falan gelmiştir. Yok, kimse gelmedi inan bana. Gelmedi mi? Yağmur gel, şuradan yürümüştür ya. Yok, gerçekten kimse gelmedi. İyi peki. Boş ver şimdi, başka şeyler konuşalım. Mesela annen yine niye silah çekti? Ha? Ya insanlar niye sürekli silah çekiyor ya da annen? Kemal Bey şimdi şöyle, bana kötü bir söz edildi ve annem de silah çekti. Siz düşünün artık lafa söze silah çekiyor, klibe neler yapmaz. Yaz güven bana. Hiçbir şey olmayacak, korktuğun gibi bir şey asla olmayacak, tamam mı? Ama Kemal Bey siz benim annemi tanımıyorsunuz ki o... Yaz, lütfen hiç konuşmayalım bugün. Hatta başka bir şey konuşalım. Mesela kendinden bahsetsene bana biraz. Ben mi? Kendimden bahsedeyim. Biz seninle çok güzel bir çift olduk bence, biliyor musun? Çift mi olduk biz? Ha, dünyanın en iyi ikilisi diyebilirim. Hadi. Bence birbirimizi birazcık daha yakından tanıyalım. Ne dersin? Ne diyorsun? Bugünü kendimize ayıralım mı? Günümüz sadece. Ne? Ayıralım. Çok güzel olur. Benim de moralim bozuk zaten biliyorsunuz. İyi gelir bana da. Süper. Seni çok güzel bir yere götüreceğim ha. Öyle mi? Nereye? Sürpriz. Bir saniye. Efendim Aslı. Kemal'cim. Neredesiniz? Hala gelmediniz şirkete.
Yaz'la beraberiz, kahvaltı yapıyoruz. Ay hala ama. Neyse. Tatlım, bugün afiş çekimi var. Umarım unutmamışsındır. O bugün değil ki, iki gün sonra değil mi Aslı? Hayatım, Smile Müziğin fotoğrafçısı bugün müsaitmiş, bugün istedi. Yani? Yani size şu, bir an önce gelmen lazım. Hepimiz hazırız, her şey hazır. Seni bekliyoruz şu an. Ne diyorsun ya? Tamam, geliyorum İlken, geliyoruz. Gelin. Neyse, ne olur ne olmaz siz benim gözümün önünde olun da. Senden çok özür diliyorum Yaz. Söz veriyorum, bir dahakine telafi edeceğim ama afiş çekimi varmış. Kısmet. Kısmet. Kemal Bey söz vermiş. Yaz, Yaz. Bir dahakine. Bir dahakine senden, tamam? Bir dahakine. Bir dahakine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.